Evet arkadaşlar, bugün biz sizlerle beraber Amerika'da bir süpermarket alışverişine geldik. Alışveriş yapmaya geldik. Bu Amerika'nın özellikle Kuzeydoğu bölgesindeki eyaletlerde sıkça bulunan bir zincir süpermarketi Wegmans. Wegmans'ta oldukça fazla çeşit olan bir süpermarket. Ve şimdi bu süpermarketin içine hep birlikte gireceğiz ve alışveriş yapacağız. Alışveriş sepetimizi beraber dolduracağız. Ve toplamda ne kadar tutacak onu hep birlikte göreceğiz. Hadi buyurun benimle birlikte içeriye gelin. Evet, markete giriş yapıyoruz. Evet, bir asparagus alıyoruz. Kuşkonmaz. Domates alıyoruz. Domatesin fiyatına bakalım. Buradaki domatesler farklı farklı. Salkım domatesler 1.49 pound'u. Bir pound yaklaşık 400-450 gram arası bir şey yapıyor. Böyle bir steak tomato diyor, tarla domatesi gibi domates. Bu da 2.49, 2.5 dolar bir pound'u. Yani bir pound'a 450 gram diyeceksiniz. O da yani 450 gramı 2.5 dolar. Burada plum domatesleri veya da Roma domatesleri var, 2 dolar pound'u gene. Çeşit çeşit elmalar var. Elmaların fiyatlarına bakacak olursak da yaklaşık 2 dolar, 2.5 dolar arasında değişiyor. Limonlar 69 sent tanesi. 2 adedi 3 dolar. Soğan, normal kuru soğan. Pound'u 1 dolar yaklaşık, 99. Sarımsaklar var. Muzların pound'u 49 sent. Yumurtalar farklı fiyatta. Organik olanları var, normal olanları var. Fiyatlar bu şekilde: 3.99, 4.19, 6.99 diye değişiyor. Bize bunlar yeterli olur. Evet, et bölümüne bakıyoruz. Burada hazır paketlenmiş etler, tavuklar var. Böyle bir tavuk 8 dolar 26 sent. Hazır paket tavuk göğüsleri var. Şöyle 4 parça tavuk göğüsü. Veya tavuk butları. Hazır kıymalar var. Şöyle bakarsanız eğer 1 poundluk bir kıyma, yaklaşık 400-450 gram arası bir kıyma 5 dolar 30 sent civarında. Hazır paket etler yine. Mesela böyle kuşbaşı bir et yapmışlar. Aşağı yukarı yine bu da 1 pound 450 gramı
yaklaşık 10 dolar civarında. Kasap kesimi New York Strip'ler var böyle. Bir parçası 5.92. Aslında oldukça uygun bir fiyat. Böyle dörtlü paketler halinde satılıyor. Strip steak'ler. Strip steak burada bayağı meşhur. Bu 4 parçası 26 dolar. Şöyle ribeye steak'ler var. Ribeye steak'ler de gene oldukça bilinen burada. Şu parça böyle 16.65. Yaklaşık 1.20 pound. 16.65 sanırım. Pound'u 14 dolar. Kasap bölümünde strip steak'ler. Pound'u 22 dolar. Angus'lar. Angus ribeye steak. Pound'u 23 dolar. Bunlar tabi oldukça kaliteli ürünler. Direkt fresh kasap kesimi. Deniz ürünleri var bu şekilde. Bol bol deniz ürünleri. Şöyle bir karideslere bakarsak eğer, en çok genelde aldığımız şu ürün oluyor. Soyulmuş. $16.99. Tabi burada lüfer veya da istavrit, Türk balıkları bulamazsınız ama ortak bulabileceğimiz balıklar somon balığı. Organik olanları daha pahalı oluyor. İstakoz çok satılıyor burada. Canlı istakozlar. Böyle istakoz kuyrukları var. Lobster tail. Böyle hazır paketler. İstakozun en lezzetli yeri esasında. Evet. Yunanistan'dan ithal edilmiş branzino diyorlar burada. Levrekler var. Çiftlik levrekleri bunlar. Pound'u 15 dolar. Burası oldukça pahalı esasında. Organik diyorlar çünkü ondan dolayı. Burada en çok karşımıza çıkan levrek. En çok giden ürünlerden bir tanesi. Ve genellikle bizde de çok olmasına rağmen Yunanistan bu konuda gerçekten bu piyasaya ağırlığını koymuş. Amerika'daki özellikle New York taraflarındaki levrek piyasasını elinde tutuyor diyebilirim. Diğer balıklar işte somon gibi buranın balıkları zaten buradan geliyor. Burada da yengeç bacakları satılıyor. Snow crab denilen bir şey var burada, yengeç. Bayağı meşhur ve çok lezzetli esasında. Burada bagel denilen bir ekmek çeşidi vardı, sandviç çeşidi. Böyle ortası delik. Ortasından da şöyle bir kesik açılır sandviç gibi. Arasına da krem peynir sürülür ve çeşitli başka ürünler sürülür. Sürülerek yenir. Özellikle New York bölgesinde çok meşhurdur bagel. Özellikle kahvaltı saatlerinde. Onun haricinde donatlar her yerde satılır bu şekilde. Donatlar çok meşhurdur. Onunla beraber karşımıza bir sürü muffinler ve cupcake'ler çıkar. Amerika'daki en yoğun pasta ve tatlı pastane ürünleri. Yine croissantlar her yerde. Ekmeklere geldik. Ekmekler
walking on fire, trying not to bend my feet, I'm tired of fire. Evet, onun seyirişimiz $287 tuttu. Aldığımız şeyler çok elzem şeyler değildi, biraz fazla şeyler de aldık. Peynirlere ve etlere biraz fazla girdik. $287 tuttu alışverişimiz. Evet arkadaşlar, alışverişimizi bitirdik. $287 tuttu. Dediğim gibi çok sadece temel gıdalarla kalmadı. Biraz daha fazla şeyler aldık. O yüzden biraz fazla tuttu. Normalde aslında $200 civarında tutması lazım yaptığımız temel ihtiyaç alışverişi. Bu biraz daha $300'a doğru geldi bugün. Birim olarak düşünmeniz gerekiyor fiyatları. Yani Türkiye'de 287 TL'ye ne alabiliyorsunuz diye düşünmeniz lazım. Birim hesabı. 287 birim. Buranın birimi dolar, oranın birimi TL. Kıyaslama yaparken o şekilde düşünmek gerekiyor. Diyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.